But there is one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Game is Life ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Skyrim Ejderdoğan Efsanesi'nde bir hafta içi bölümüyle karşınızdayım. Hafta içi bölümleri genelde craft üzerine oluyor bildiğiniz gibi ve genelde savaş bölümü. Fakat bu bölüm için bu bölüm ayrı olarak bir kerelik savaşmak zorundayım. Akarca kampını temizleyeceğiz. Birçoğunuz biliyordur ama belki bilmeyenleriniz vardır. Oyunun başlarında demir cevheri bulabileceğiniz çok iyi bir maden, çok harika bir maden ve ben de hızlıca orayı temizleyeceğim. Ondan sonra crafterımızı yapacağız, zırhımızı falan değiştireceğiz ve bir sonraki bölümde direkt companionslardan, yoldaşlardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlya bizimle kampın hemen yanındayım. Dışarıda bir kamp kurdum, öncelikle ondan bahsedeyim. Biraz uyudum, dinlendim falan. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz derken orada bir misafir bizi bekliyor. Bir Sabri abi. Ya saldıracaksın sen hocam. Benim buradan geçme imkanım yok. Neyse. Bir tane çekeyim de. Gelsin bakalım. Güzel. Şakası yok. Derken arkamda kim var benim? Merhaba. Stendar. Tamam. Korktum bir an ya. Bir isim geldi arkadan. Evet. Çiğ et alayım. Her ne kadar bozulacak olsalar da. Evet, hiç taktik maktik yok. Bam 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 saldıracağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Birkaç tane okla sikeyim aslında. Çekeyim önce ya. Kalabalıktı burası diye hatırlıyorum. En azından şurada bakayım. Allah Allah, kimse yok mu? Olması lazım. Orada G'ye Ceydan'a saldırmışlar. İyi olur. Sıkıntı yok. İlya benden daha iyi vuruyor zaten. Nasıl vuramıyorum ya? Şükür. Tamam, ben kafadan giriyorum artık. Görmüyorum ki okçuyu. Nerede? Karşıdan sıkıyor herhalde. Hah, buradaymış. Takıldım şuraya. Yeter abi, kaç kere oklayacağım? Ha? Kaç kere oklayacağım? Güzel. 3 tane kanama var üstümde. Bandana red alırım. Kimse kalmadı herhalde. Herkesi indirdik. Bunlarda loot yoktur zaten. Boşuna bakıyorum ama. İyi. Ork kılıcı olur. Ve pişmiş et. Tamam. Güzel. Kanamalar da gitti üstünden. İyi oldu. Levelim var. Kullanmayacağım şimdilik. Ve akarca kampına girdik. Ruh cevherim yokmuş herhalde. Gördüğünüz gibi maden burada. Sadece maden değil, aynı zamanda para kasmak için de gördüğünüz gibi mamut dişleri çok değerli. Normalde şu anda bir mamut indiremeyeceğim için bu dişleri de satabileceğim.
doğal olarak ve bana ekstradan altın olarak geri dönecek. Şimdi burası biraz zor çünkü Bandit Chef sıkıntı. Bakalım bir Bandit Chef ile kapışabilecek miyiz? Diğerlerini hızlı indirirsem Bandit Chef sorun çıkarmaz ama gerekiyorsa savaş çığlığı falan basacağız diğerlerini uzaklaştırmak için. Öncelikle yapacağınız ilk taktik bayağı bir canlarını yakacaktır. Önce şunu üreteyim. İlyan'ın burada inmemesi gerekiyor. O yüzden damage'i görüyorsunuz zaten. İlyan onu indirecektir de ben çok yiyorum şu anda. İkisi birden biraz fazla geldi. Tamam, şefi yaraladım. İlyan'a mı döndü onlar? Niye hep çift 50 bir ork olmak zorunda? Niye hep çifte silahlı bir ork olmak zorunda şef? Niye orklardan bu kadar nefret ediyor herkes, onları bandit gibi yapıyor? İlacım şunu indirsen artık. Güzel. Yoksa bu abi beni indirecek. Öyle bir sıkıntımız var. Bütün potları harcadım abi ya. Mik için bari. Biraz kuvvet alayım. Abla da mate çıktı değil mi? Bu kadar daha fazla ikisinin olması gerekiyor benim. Bu saldırı full'ün de şunu bir indireyim. Tamamdır. İyi de sen de artık. Of, Allah ne verdiyse vuruyor abi. Abi Allah ne verdiyse vuruyor. Allah. Allah diyen Dragonborn. Allah diyen Dragonborn. Buzda İlya. Kız şunu asayı kullansan ne kadar rahatlayacağız. Ya asa kullan, asa. Bir asa. Allah. Güzel, engelleme artmış oldu böylece. İlyan'ın da bayağı canı inmiş. İlya'ya vurdum yanlışlıkla. Güzel. Oh be. Vallahi sıkıntı abi. Hiçbir şey de yokmuş. Oo, bu nedir ya? Nasıl bir silah abi? Staff, asa karışı şey, staff. Evet, asa balta karışımı desem daha doğru olacak. Almayacağım ama. Gerek yok. Şurada bir şeyler olması gerekiyor. İli her tarafı buzladı zaten. Diğerlerine bakmadım. Evet, şu lazım olabilir. Şurada bir daha olması gerekiyordu ya. Neyse, önemli değil. Ha, şuradaymış. Yiyeceğini alırım, Efsun iksirini alırım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, hemen burayı önce lootları alıyorum. Maden cevheri dönüştürme kitabını buradan bulabilirsiniz. Bu çok işinize yarayabilir. Altın üretmek için, altın madeni cevheri falan üretmek için. Ha, ben uğraşırım diyorsanız çok da iyi demircilik kasılabilir. Ben ileride onunla ilgili videoda koyacağım. Bu seride demircilik kasma ile ilgili farklı yöntemler, bildiklerimi. Güzel. Elf yayına gerek yok. Birazdan fazla ağırlaşacağım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi madenler burada zaten. Kazmam yokmuş. Harika. Ben niye almamışım? İlya, sende var mı kazma? Sanki sana ben vermiştim gibi hatırlıyorum. Vermemişim. Neyse. Yukarıdan başlarım ben de. Tabi buradaki mamut işleri ne kadar değerli olduğunu görebiliyoruz. Şunu da alalım. Şurada da bir loot var. Çok güzel. Evet, üst kattan başlayıp aşağı ineceğim. Yukarıda çünkü kazma var. Burada var mı hatırlamıyorum. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Hemen yukarıdaki kazmalardan birini alıp oradan da başlarım zaten. Şurada bir kazma olması gerekiyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, şu anda size de göstereyim. Şu an üzerimde sadece 4 tane demir cevheri var. Ben madeni komple temizleyeceğim buradan başlayarak. Sonrasında ne kadar cevher çıkarttığımızı görmüş olacaksınız. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, madeni komple topladım. Gördüğünüz gibi 52 tane
demir cevheri almış olduk böylece. Şimdi yapacağım iş, attan her şeyi alacağım. Sırasıyla söylüyorum. İlk önce Ejder Konağı'na gideceğim ve nelerin enchantını çıkartabiliyorum ona bakacağım. Orada işim bittikten sonra diğer demircilere uğrayıp malzemeler alıp biraz demircilik kasacağız. Sonra yeni bir zırh yapıp onun daha doğrusu yeni zırh ile bazı enchantlar yapacağız. Ardından da zaten bölümü tamamlamış olacağız. Şimdi ben hızlıca Ejder Konağı'na gidiyorum. Ejder Konak'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farengar'ın yanına geldim. Şu an biraz ağırım çünkü enchantı ne varsa üstümde aldım. Bakalım nelerin enchantını çıkartabiliyorum. Yanlış bir şey satmıyorum sonra çünkü bayağı bir alım satım yapmayı düşünüyorum. Evet, bayağı bir şeyin enchantını çıkartabiliyormuşum. İyi oldu. Hepsini çıkaracağım şimdi. Güzel. Az kıvraklık kolyesi. Tekel saldırılar %20. Bu kalsın. Simya'da kalsın. Zenithar'da kalsın. 3 tane kolye bıraktık. Yaylar. Aslında bir saniye ya. Kırdır abi, kırdır. Tamam. Sadece Simya ile Zenithar kalmış oldu. Tamam. Biraz sonra tekrar gelip burada enchant işlemini yapacağız. Kesik kesik göstereceğim arkadaşlar sizlere ki zaman kaybı olmasın. Şimdi bu ihtiyara bir şeyler satabiliyor muyuz acaba? Evet, satabiliyoruz. Ateşi direnç kolyesi. Bayağı bir şey satabiliyoruz ihtiyara. Güzel. Bunlar kalsın. Mara madalyonu. Şunları al. Aa, parası bitti. Pis fakir ya. Parasız kal bir dakika. Şöyle yapalım. Küçükleri alayım. Büyük de alabilirim aslında. Bende ne kadar ruh cevheri var? Ben bu arada alıyorum ama güzel. Büyük varsa büyükle basacağım şimdilik. 4 parçamı şu anda enchantlayabileceğim. Evet. Bu arada Grand Soul Gem'i küçük ruhla girmiş. Hiç iyi olmamış. Bu arada yine tılsımlama kasmak için bayağı şeyim var ama şu an kasmayacağım. Gerek yok. Şu büyü de alacağım arkadaşlar. Tamam. 5 tane. En azından kendi tılsımlarımı şimdilik halletmek istiyorum. İhtiyar bayağı bir canımızı yaktı yalnız. İyi para koparttı çakal. Evet. Sıkıntı yok. Zaten birazdan paraya para demeyeceğiz. Güzel. Ağırlık dağıtmış oldum. Eldivenlerim gitti. Sıkıntı yok. Hemen bizim ihtiyarın yanına gidiyoruz. Daha doğrusu bizim ihtiyarın yanına değil de. Bakalım. Hayırlısıyla. Evet. Yorlin'in yanına geldim. Evet, silah alacağız. Tabii ki de bir kılıç istiyorum. Bu arada peşime köpek takıldı. Şimdi öncelikle tabii ki külçe demir, deri şerit ve demir cevherlerini alacağım. Hatta şu civaları da alacağım. Civa zor bulunuyor. Bulmuşken alayım değil mi? Ve asıl muhabbete gelme zamanı. Bu oklardan nefret ediyorum şeklinden. Evet. Aa, param bitti. İmkansız. Çifte saldırılır. Ha, ben bunu kırdırmamış mıydım? Demek ki varmış. Kırdırmamışsam. Barbarian Hero'lar kalsın. Ne aldım ben ya şimdi? Şöyle bir bakayım da bir daha. Kurt eldiven almışım. Zırh ve zırh, miğfer ve şey alacağım. Şu üçünü alacağım. Ama maşallah ihtiyar. Acık indirim yap ya. Biz de burasının çocuğuyuz artık. Neyse aldım hadi. Paranın peysi kalmadı bu arada. Tamam. Wolf Shield daha mı ya? Neyse, önemli değil. Tamam, ihtiyar bizi soydu, soğana çevirdi. Sağ olsun. Teşekkür ederim ihtiyar ya. Valla ayaküstü iyi. Neyse. Neyse. Şunları da satayım bari de. Ama önce herhangi bir bak ihtimaline karşı favorilerden çıkaracağım. Zaten bir tanesi favorilerdi de. Şunu da çıkarayım.
Zilitar'ı taksaydım keşke ya. Takacağım valla. Yağmur pelerini kalsın. Ben bir sonraki bölüm... Yo, aslında gerek yok. Siyah pelerin alacaktım ama zaten siyah kullanmıyormuşum. Brown, kahverengi tonlardaymış benim şeyim. Dashboard'u... Ha, bir dakika ya, para. Heh, para geldi. Yedim seni ihtiyar. Ver lan paramı geri. Ha. Elfiye'yi... Tamam, Elfiye'yi kullanıyoruz. Froakie'nin yayı. Bana ne abi, kimse kim Froakie? Bırak mı saymış kılıcını sağda solda. Şimşek, Orku da satalım. Bunu da sattık mı? North Hero 27. 27 vuruyor. Bunu geliştiremiyorum şu anda. Belki geliştiririm ama buna enchant basmak daha mantıklı. North Hero Sword of Ice satmayacağım ama ya. Kalsın. Death Sword'u zaten 36 vuruyor. İnsan değil Death Sword. Aynen öyle. Şimdi şunlardan bir kurtulalım artık. Ha, ihtiyarın parası bitti. Ne oldu? Ha, ihtiyar. Ne oldu? Gerçi buna satmak zorunda değilim ya illa. Tamamdır. Şimdi Edriana iniyoruz. Diğer demirciye. Hatta Edriana değil ya. Şeye gideceğiz. Belator'a. Pardon. Edriana değil. Belator'a gideceğiz. Bu arada evet, zırhı şöyle görebilirsiniz. Belirinle gayet uyumlu oldu. Kahverengi tonlarda. Artık ben de bir yoldaş olduğum için en sevdiğim, oyundaki en sevdiğim zırhlardan birini böylece giymiş oldum. Daha önce anlatmıştım ama bir daha anlatayım. Yoldaşlar benim en sevdiğim guild'tir Skyrim'de. Yapmaktan hiçbir zaman sıkılmam. Hatta çok fazla da bitirmişimdir, öyle söyleyeyim sizlere. Az buz değildir yani. Evet, Belator. Nasıl gidiyor işler? Varsa büyük ruh cevheri bundan da alacağım. Küçükleri alayım. Büyük ruh cevherin yok galiba, yani dolu yok. Anladım hocam. Boşları ver ya, ne yapalım? Gümüş cevherlerini de alayım. Başka da bir şeye ihtiyacım. Ok varsa ok alacağım. Ork oku. Aynen öyle. Cüce oku da olur aslında. Çok pahalı değildir. Ve şu oklardan da alacağım. Tamam, yine parayı hiç ettik. Bunlar da çağırabildiğimiz shelter'lar ama ben büyü kullanmayı sevmiyorum Survivor oynarken. Evet, seni bir satalım. Kurt kalkanı kalsın. Çeliği sat. Bunu sat. Bunu sat. O para geri gelecek hocam. Ateş direnç kolyesi. Şu pahalıları göndereyim ya. Tamamdır. Belator'un da icabına baktık. Şimdi Edriana iniyorum artık. Kasselmo'dan mesaj. Cüce okları da ona götürmemi istiyor. Yolumuz düştüğü zaman bakarız. İlk önce içerideki abiye bir soyalım, sonra çeviririm. Çok güzel. Külçe demir, deri şerit, demir cevheri, tamam. Herhangi bir şey satmayacağım ona. Şimdi Adrian'a bakalım. Bu arada unutmadan İlya, sen burada bekle. Sen burada bekle. Adriş. Evet. Demir cevheri, deri şerit. Neyse, sorun yok. Civan var. Evet, şimdi arkadaşlar hızlıca ata gideceğim. Öncelikle attan ne varsa alacağım. Bütün ağırlık yapan kılıçlar falanlar, baltalar falanlar var. Onların hepsini satmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Hemen geliyorum. İnanılmaz ağrım şu anda. Ne varsa aldım attan. Evet. Öncelikle dikkatli olmam gerekiyor. Barbarian Hero Armor'dan külçe abonus çıkartabiliyorum. Bu kalsın. Bu da kalsın. Evet. Bunlardan civa çıkartabiliyorum. Civaya ihtiyacım ileride çok olabilir. Şimdiden bazı silahları kırdırabiliyorken kırdırayım.
Bunun fiyatı iyi diye hatırlıyorum ve külçe demir. Tamam, buradan da alayım. Başka neyden demir çıkarabiliyorum? Antik Iron Sword. Ver abi. Bu kalsın. Bunlardan gümüş çıkarabiliyorum da satacağım onları. Nordic Warpick'ten çelik çıkıyor. Senden de çelik çıktı. Alimor Saber. Yok, kalsın. Kalsın. Bunları satacağım artık. Evet, artık demirle devam ediyorum. 80 tane demir cevheri. Hadi bakalım. Evet, şimdi geldik en şatafatlı bölüme, demircilik kasmaya. Öncelikle hemen hızlıca biraz deri ihtiyacım olacak. Daha doğrusu deri şeride ihtiyacım olacak. Çok güzel demircilik kasacağımızı düşünüyorum şu anda. Şunları da hemen deriye çevireyim. Tamamdır. Yanlış bir şey craftlamayalım. Tamam, herhalde yeter. Hemen bir kontrol edeceğim. Kaça kaç var diyelim de. Köpek de takıldı, bırakmıyor. 281'e 155. Fazla fazla. Çok güzel. Fazla fazla. Çok güzel. Evet. Külçe demir craftlama zamanı. Köpek. Neyse. Daha doğrusu demir hançer craftlama zamanı. Evet. Başlıyorum. 42,5 demircilikle startı verdim. 51. Neredeyse hani 9 level aldırdı bana. Demircilik. Tamamdır. Şimdi bir sevda alayım. O kadar ağrım ki oyun bile çökebilir şu anda. Artık bir zahmet level verme zamanı geldi diye düşünüyorum. 25 level olduk. Hadi hayırlısı. Tılsımlamayla başlayacağım. Başka da şimdi değil, tılsımlama. Evet. Bir dakika. Tamam. Beden tılsımcısına verebiliyor muyum? 70 istiyorsun. Tamam. O zaman sana vereyim. Demircilikten yaptık. güzel. Şuraya gitmek istiyordum. Geliştirilmiş zırh falan filan. Evet, şimdi artık üstümdekileri geliştireceğim. Ama tabii ki öncelikle neredeydi benim demircilik eldivenlerim? Sanki eldivenim vardı diye hatırlıyorum. Evet. Demircilik eldivenlerimizi takalım. Evet. Seçkine çıkıyor. Bereket. 66. Çok güzel. Evet. Tekrar geliştirebileceğim. Harika. Kusursuza çıkıyorlar artık. Kurt kalkanı. Süper. Mesela demircilik eldivenleri olmasaydı bunu bu şekilde arttıramayacaktım. Evet, gelelim buraya hocam. Şimdi elf yaylığını geliştiremiyorum. 40 yok, geliştirebiliyorum. 44'e çıkıyor. Kıvrak, evet, kadim kıvrak kuzeyli yayı şu an mükemmel. En iyi yay sanırım elimdeki o. Evet. Şeyi geliştiremiyorum bu arada. Elfiğin tekrar basmam gerekecek. O yüzden basmayacağım. Direkt bir tane kadim kıvrak geliştireceğim. En sevdiğim yaylardan biridir bu arada. En sevdiğim 2-3 yaydan biridir oyundaki. Bir Nightingale Bow'u çok severim. Bir de bunun şeklini çok severim. Şeyim nerede benim? Sema Ocağı, çelik kılıcı. O 39'a çıkıyor. Tamam. Death Sword 49'a çıkıyor. Fakat geliştiremiyorum şu anda. Çünkü enchantlı şeyleri geliştiremiyorum henüz. Doğal olarak şeyi de geliştiremiyorum, değil mi? Gerçi o yok. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an çok iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Üstümdekileri satabiliyorsam satacağım. Yoksa tekrar ata gidip bırakacağım. Enchantlaman kaldı sadece. Hemen bakayım içeriye, duruma göre devam edeceğiz. Edrian'da biraz para var. Ben ondan biraz ok falan alırım şimdi. Parayı çıkartırız. Şu an istediğim kadar para harcayabilirim. Sıkıntı yok. Şuraya bakayım, belki işime yarayacak bir şey gelir. Başka da şey varmış. Kuvvet 40 artar. Ateş direnci. Şunu alabilirim. Duruma göre bunu alacağım. Bu arada bunlar tekrar gelmiş. Sıfırlanmış burası. Nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. Öncelikle ağırlardan başlayalım. Zaten bunu sattım mı? Hatta şunu da okutacağım. Death Sword hariç. Onun parası çıktı bile.
Ama ne olur ne olmaz favorilerden çıkartıp satmakta fayda var. Biliyorum ne alaka diyeceksiniz ama ben çok şey gördüm Skyrim'da. Saçma saçma şeyler çok oluyor. Özellikle modlu bir Skyrim oynuyorsanız aman diyeyim yavaş. Evet. Ben ağırlardan başlayayım yine. En ağırlardan. Mesela bundan. Maşallah. Bu kalsın. Maşallah 2. Seni satacağımı, seni okuturum. Kazmanın birini okutabilirim. Silver katana. 50'lik bir şeyin yok mu ya? Tamam. Şimdi neredeyiz o item? Aslında bir saniye. Absorb Health. Bak burada Magicka Damage, Absorb Health. Frost. Yok. Gerek yok. Def etme arıyorum. Eğer varsa öyle bir şey. Hortlak def etme. Enchant'ını çıkartırsak acayip işimize yarayabilir. Tamam. Neredeyiz o? Ha, yok ateş direnci değil ya. Kuvvet. Tamam. Kuvveti ulan ben biliyor muydum acaba onu? Neyse bilmiyorsam da sorun değil. Zaten para harcayacak yer arıyorduk. Sıkıntı yok. Elf yaylarını satalım artık. İşimize yaramayacak. Antik kılıçları okutalım. Çok ağır hakikaten ya. Sen kalıyorsun. Northruf Sword of Ice'ı satmayacağım zaten. Kız paran mı bitti? Ben çok ağırım hala. Eyvah eyvah kız. Valla parası bitti. İhtiyarı çıkacağım hızlıca. Oradan da artık ağırlık atamazsak ata bırakırım. Bırakamazsam da daha doğrusu bırakırsam ata zaten Enchant Station'da görürsünüz beni. Oradan devam edeceğiz. İhtiyardan ekmek çıkmadı arkadaşlar. Parası yokmuş. Ben de ata bıraktım her şeyi. Bu arada devi öldürdüğüm için ödülümüzü alalım da herhangi bir şey vermeyecek. Sadece 100 altınla idare edeceğiz. Evet. Şimdi. Sana satabileceğim değerli bir şeyim yok değil mi ya? Maalesef yok. Ama ben parayı harcayacağım yine de. Şimdi Farengar. Bir tane Grant alacağım. En azından Grant bulunsun bir tane. Silahlara Grant basmak istiyorum ki enchantları çabuk bitmesin diye. Evet, bir tane alayım. Duruma göre tekrar alırım. Evet. İlk önce tılsımlama kakasacağız. Tekrar başlatacağım. Kaç level olduğunu göreceksiniz tılsımlamanın. Ardından da evet kuvvetim bu arada yokmuş. İyi oldu. Simya kolyesi ve Zenithar kolyesi var. Evet arkadaşlar. Çok da yokmuş aslında. Küçük 17 saniyeli ne kadar basabilirsem. Başlıyorum. Şu an 51 diyebiliriz. Bu arada Hortlak def etme enchantım varmış. Daha hızlı kasacağız. Bir tık daha hızlı kasacağız. Evet, 57 yaptı. Açıkçası ben 70 yapabilir miyim diye düşünmüştüm ama maalesef olmadı. Tamam, bir kazanın tılsımlama verebileceğim bir şey yok. 60'ta istiyormuş aslında. Bir 60'a tamamlasam mı diyeceğim de. Ben de daha fazla cevher vardı sanki ya. Baktığımda 21 tane falan ne görmüştüm ben? Ha, yokmuş. Aslında 2 tane daha küçüğüm var. 60'a çıkarsam çok efsane olacaktı ya. Dur bakalım. Çok da zor olmasa gerek 60'a çıkartmak. Bakalım hemen biraz uğraşalım. Mesela şu Grant'tan. Olmayacak gibi. Küçük ruhlarla doluymuş bunlar da. Aslında şunları da kullanabilirim. Yavaş kasılmasa aslında sıradan olmaz. Yok. 58 yapabildim. Biraz sonra tılsımlayacaklarımla aslında 60'a çıkartırım da.
Neyse çok da önemli değil ya. Bir daha bakayım. Küçük büyük artık. Maalesef. Sıradanları alsam nasıl olur acaba? 4 tane sıradan beni yapmaz. O yüzden hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Biz tasımlamamıza başlayalım artık. Öncelikle bir zırha bakmak istiyorum. Ne basabiliyorum? Demeciyle güçlendirme, ses, puan, kuvvet, güçlendirme basacağım büyük ihtimalle. Sağlık, yenileme, kuvvet, güçlendirme basarım diye tahmin ediyorum. 34 kuvvetimi arttırıyor. Grant'ı vurdum mu? 22 arttırıyor. 22 kuvvet için değer mi? Bir saniye. Grant, ha, evet. 11 ya 22 kuvvet. Ya boş durmasında nedir? Başka basılacak mantıklı bir şey göremedim. Kuvvetim olsun 22. Bu arada benim eldivenlerim. Ha, onlara kuvvet basılmıyor. Pardon. Kafa gitti yine. O zaman sen bir kal abi. Bir saniye sen en son basalım. Yalnız eldivenlerim yok. Şunu atalım da kafam karışıyor. Evet, öncelikle tek el saldırı. 27'ye çıkıyor. Çok güzel. 18. Olur. Size bir tek el saldırı vuralım. Çizmelere de tek el saldırı vuracağım. Ondan sonracıma... Kalkanı varsa engelleme. Aynen öyle. Engellemeyi güçlendirme. Süper. Bunlara ruh kapanı uygulayacağım tekrardan. Miğfere mümkünse okçuluk ama okçuluk varmış. Güzel. Çok güzel. Miğfere de okçuluk vurduk. Şimdi size sıradanla vuracağım artık ruh kapanı. 3 saniyede olsa işim görür. Sıradan çok fazla kullanmayacağız. Bayağı bir ruh cevheri var üstümde. O yüzden buna da şimdilik ruh vuracağım ki korku değil. Korku değil, pardon. Ruh kapanı. Yine aynı şekilde 3 saniye işimi görecektir. Çok güzel. Bu arada 60 şimdi oldu. Anca bu kadar enchant'tan sonra bir faydası da yok. Şimdi yağmur pelerinimize ne vurabiliriz? Yağmur pelerinimize okçuluk vurabilirim bir daha. Bakayım ne vurabiliyorum? İki okçuluk olur, iki şey olur yani. Okçuluğu kaldı kolye ve yüzük. Onlara da kuvvet ya da engelleme düşünüyorum. Bakalım bir daha abi. Talos kutsaması. Şoka direnç, yıkım. Yani engellemeyi güçlendirebilirim aslında. Gayet mantıklı. Dokuz, dokuz, 18 engelleme de ikisinden alırım. Zaten sonra tekrardan değiştiririz onları. Bir de şöyle bir yüzüğümüz olsun. Sana da aynı şekilde engelleme. Tamamdır yani. Şimdilik sıkıntı yok. Evet. Büyük kocaman ruh cevheri de kalmış oldu böylece. Yalnız zırh çok boş kaldı. Zırha da bir şey basalım ya. En azından hani kuvvet olmasa da demircilik olmaz. Tabi burada en mantıklı kuvvet arkadaşlar. Kuvvet hadi sen de 34 kuvvet ver bana hadi bakalım. Tamam. Üstümüz başımız hazır. Herhangi bir isim vermeyeceğim şimdilik itemlara. Bunlar gelip geçici itemlar. Çok uzun süre takacağımızı düşünmüyorum. Tamamdır. Sen ve sen favorilere gel. Aynı şekilde sen ve sen de favorilere gel. Tamamdır. Şöyle hemen favorilerini ayarlayalım onların. Sen 3 desin abi. 2 desin. Ne 3'ü? Pardon, 2 desin sen ya. Çok pardon.
Kadim Kıvrak, Kuzeyliye 2'de. Miğfer 5'te. Ve son olarak Kılıç nerede? Sen de 1'desin. Tamamdır, hazırız. Yüzüklerimizi, koylarımızı takalım. Engelleme yüzüğü varmış bende ama 15. Ha. Tamam, bende engelleme yüzüğü benim elimdeki daha iyiymiş zaten. Çok güzel. İyi oldu bu. Bir kolyeye bakalım. Simya kolyesi, tamam. Evet, engelleme kolyesi taktık. Yağmur pelerinim var. Herhalde bir şey unutmadım. Üstüme takılacak. Miğfer pelerin zaten üstümde. Evet, bakalım bir damage'imiz kaç oldu. Evet, 54'e çıktı. Okun damage'i 55. Tamam, aşağı yukarı aynılar. Tahmin ettiğim gibi zırh puanım kaç olmuş? Evet, zırh puanım 175. Koruması 125. Yani soğuktan koruması 125. Sıcaklığı da 247 görünüyor. Güzel. Sorun yok. Evet. Bronhard, yoldaşların görevi için hazır arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucunda Bronhard'ı yapabildik. Bayağı ben bu kalkanı şahsen şey diyorum, çanak anten. Bildiğiniz çanak anten gibi kalkan sırtımızda. Artık çanak anten olur, saç kavurma için şey olur. Neydi onun ismi? Neyse, gelmedi aklıma şimdi. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım. Burada bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yoldaşların görevlerinde yoldaş gibi görünerek devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Enchantlarla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip paylaşırsanız kanalımızın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. Hafta sonu asıl Skyrim bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.